Önümde iki kişi vardı, sıraya girdim para çekmek için. Sıra bana geldiğinde kartımı koydum, ATM almadı. 2-3 dakika bekleyince ATM kendi bana 7.800 lira para verdi. Ve ben tekrar şubeye girdim. Öğlen molasındalar parayı iade etmeye. Kul hakkı yani, sonuçta yenilecek bir para değil bu. Sahibine iade edilmesini istiyorum, hepsi bu. Görmedim, bilmiyorum, tanımıyorum. Şimdi ne yapacaksınız? Parayı iade edeceğim. Adalet yerini bulacak, hepsi bu. Ben taksi şoförüyüm. Ya ayda 2.500-3.000 lirayı buluyor. Hayır, kesinlikle. Direkt şubeye geçip parasını iade edeceğim. Her kimse yani. Belki ihtiyaç sahibi biri olabilir. Olabilir. Biz de ihtiyaç sahibiyiz ama biz hak etmediğimiz parayı alacak kadar alçalmadık yani. Tabii onun bir hayırlı duası. Belki kanser çocuğuma bir hayır olur yani. Çocuğunuz kanser mi? Evet, kanser. 7 yaşında. Siz ne gibi zorluklar çekiyor? Maddi zorluklar yaşıyor? Ya illa ki maddi manevi zorluklarımız geçiyor. En öncesi evlat yani. Arkadaşıma çek parası yollamak için hesabına yatırdım. Yalnız o gafletle onayladım. Aradığım gibi biliyorum onayladım. Artık ATM nasıl geri verdiyse parayı. Arkadaşım aradı, hesapta para yok. Aşağı indiğimde baktım arkadaşı yok. İşte şubeye başvurduk, şey yaptık. Sağ olsun arkadaş da iyi niyetliymiş. Emanetçi olarak arkadaşım bana bıraktı, bunu yatır bu hesap numarasına. Biz de ceremesini çekecektik, hepsi bu. Bu kanı bana vereceğim. Ben de sağ olayım. Ben kul adına bilmemek için halal et. Halal et. Sanma da.